Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle belki diğer programlama dillerini de kullandıysanız biliyorsunuzdur, case yapısını inceleyeceğiz ve daha sonra read echo kullanımından bahsedeceğiz. Case durum hal anlamına geliyor. If koşullu ifadesine benziyor biraz. Hani birçok ifadeyi if, else, if, elif, işte else mantığıyla yapıyorduk ya. O şekilde, ama bunun kullanımı biraz daha hani ona göre okunaklı oluyor. Case mantığını elde edilen bir ifade ya da duruma göre birden çok seçenek arasından hangisine uyuyorsa o seçenekte verilen komutları uygulamak olarak yorumlayabiliriz. Şimdi şuradan bir çıkabilirsem Ubuntu'yu açıyorum. Kullanım şekli de şu şekilde: case diyoruz. Burada bir değişken tanımlıyoruz. Bu değer diyoruz. Mesela durum 1'in içindeyse şunları uygula. Durumun 2'nin içinde şunları. Durum 3 şunları. Yok bunlardan hiçbirine uymuyorsa bunları. Ve daha sonra da case'in tersi olan işte şu esakı yazarak case durumunuzu kapatıyoruz. Gösterim bu şekilde. Hemen bir örnekle başlayalım. Bir terminal açıyorum. SC diyerek scriptler menüme girdim. Gördüğünüz gibi burada. Bunun adını buradan açmayacağım bu sefer. Buraya şunu farklı kaydet yapalım. Dosya farklı kaydet diyorum. Masa üstündeki scriptlerin içine ne yazalım? Case.sh diye kaydedelim. Evet. Yapacağımız örnek şöyle bir şey olsun. Script'in yanında parametre olarak verdiğim bir kelimeyi içeride değerlendirelim. Basit bir şey olacak. Evet. İlk başta ne yazıyorduk? Yorum satırı içinde. Yorum satırı içerisinde. Bu bir 5 kabuğuyla yazılmış bir script. Yani bu dosyayı ilk açan insan diyecek ki, ha diyecek, bu dosya 5 kabuğu için yazılmış. Ben de ona göre davranayım. Daha sonra case dedik. Yalnız bunun nasıl oluyor? Dil ayarla deyip, yok bu değil. Hani script'e özel bulamadım. Tercihler desek. Neyse, çok önemli değil. Hani script yazdıysak ona göre şöyle kaydettiğim zaman SH'ın script olduğunu anladı ve renklendirdi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, script isminin yanında vereceğim parametre ne diye geliyordu buraya? Dolar bir değişkeni olarak geliyordu. Diyorum ki bu değişken eğer in dedikten sonra mesela işte ne yazalım? Renkleri yazalım. Kırmızı diyelim. Ve yazım şeklimiz nasıldı? Bunu burada kapatıyoruz. Daha sonra eğer yollanılan değer kırmızı ise yapılacak şeyi söylüyoruz. Biz ne diyelim? Güzel renk. Güzel renk. Ama gözü yorabilir. Saçmalamakta sınır yok. Daha sonra bu durumu kapatmak için şöyle iki tane noktalı virgül kullanıyoruz. Daha sonra mesela mavi eğer geldiyse yine buradan bunu kapattım. Dedim ki echo huzur verir. Verir dedik. Yine aynı şekilde bu durumu sonlandırmak için iki noktalı virgül koydum. Bir de neyi yapalım? Yeşil yapalım. Şöyle. Yeşil. Türkçe yazdım hepsini. Kapattım bunu. Ne diyelim? En sevdiğim. Dedikten sonra bunu da kapattım. Ola ki başka bir renk yazıldıysa veya başka bir şey yollandıysa da, ki bu durumu da biz herhangi bir şey anlamına gelen
bu yıldız işaretiyle belli ediyorduk. Hani dosya isimlerini falan listelerken de ne diyorduk? Yıldız nokta SH. Hani ismi önemli değil. Nokta SH ile devam eden her şeyi bana getir derken mesela. Saygı duyarım diyelim. Hani bizim buraya değerlendirmeye bile almadığımız bir renk veya herhangi bir şey yazdıysa böyle geçiştirme kelimesi olan saygı duyarım da bu durumu da geçebiliriz. Bunu da kapatıyoruz. Ve daha sonra da ne yapıyorduk? Case'in tersi olan bu esak kelimesini yazdıktan sonra script'im burada sonlanıyor. Bunu burada kaydettim. Şu şurada açık dursun. Ola ki bir yazım hatamız varsa hemen dönelim diye. Şimdi geldik chmod'la bu çalışma dosyamıza user dedik, artı dedik. Buna ben bir yetki vereceğim. Çalıştırma yetkisi x'ti, değil mi? Sonra ne yazıyoruz? Case.sh dosyamın adını yazdım. ls-ltr dediğimde gördüğünüz gibi case.sh dosyasına bu kullanıcı yani Emre kullanıcısı çalıştırabilir. Dedikten sonra case.sh yazdım ve bunun içine bir renk yazalım. Kırmızı. Güzel renk ama gözü yorabilir. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Mavi yazalım. Huzur verir yazdı. Yeşil artık yazmanın anlamı yok. Mesela abidik gubidik bir şey yazalım. Gördüğünüz gibi saygı duyarım dedi ve script'imizden çıktı. Evet, basit bir case kullanımı bu şekilde. Şimdi gelin şunu yapalım. Bir sayının işte 3 ile bölümünden kalanı versin bize. Şuraya yeni bir tane dosya açıyorum. Bu dosyayı da dosya farklı kaydet dedim. Case 2 diye kaydediyorum. Case 2 noktası aç kaydet dedim. Bunun artık işim yok. Kapattım bunu. Yine artık alışkanlık olsun. Sizde de bende de. Ne yazıyoruz? 1000.5. Kaydettim dosyamı. Şimdilik bu script'in yanında gelecek değeri ben şurada bir değişkenin içinde saklayayım. Değişken dedim eşittir dedim. Hatırlarsanız dolar 1 ile gelecek değil mi bana bu değişken? Ve bunun modunu almam gerekiyor benim 3'e göre. Bu bana bir değer gönderecek. Mesela buradan 10 değeri gelirse 10'un 3'e göre modu nedir? 1'dir. Bunun matematiksel olarak işlenmesi için ne yapıyorduk? Diğer derslerimizde yapmıştık bunu. Şöyle bir dolar koyup iki tane parantezin içine bunu almam gerekiyordu. Yani artık dolar 1 ile gelen değişkenin 3'e göre modu alınacak, bu hesaplanacak ve bu değişken variable'ına yazılacak. Peki çok güzel. Daha sonra case durumumu açtım. Ve dolar değişkenin içindeki değer eğer şunların birinin içindeyse dedim. Mesela 1 ise geldik buraya. Şöyle denden arasında 1 dedi. Ne yapıyorduk? Burada parantezimizi kapatıyorduk. Daha sonra echo ile bunu yazdırıyoruz. Sayının 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Daha sonra bu durumu şurada şöyle kesiyoruz. Başka ne olabilir? 2 olabilir. Bu durumu da burada böyle kapattık. Şunu aynen kopyalayayım. Bir daha yazmayalım. Bu sefer nedir? 2'dir. Veya o sayı 3 ile tam bölünüyordur, değil mi? Ve kalan 0'dır. Şöyle okunaklı olsun. Sayı 3 ile tam bölünür yazalım buna. Diyor. Evet. Başka da bir şey olamaz zaten. Daha sonra da ne yapıyorduk? Esak yazarak script'imizi
Yani bloğumuzu, case bloğunu kapatıyoruz. Hemen bunu çalıştıralım. İndirdim aşağıya. Daha önce ben bunu denemiştim. Şöyle. Bunu çalıştırdıktan sonra da case2'ye mesela biri gönderelim. Neyim yanı? Sıfır diyor. Bakalım neymiş derdi. Şuraya şunu koymadık. Evet, bir daha. Mesela bir sayı yollayalım. 14. Gördüğünüz gibi 14 sayısının 3'ten kalanı 3 ile bölümünden kalan 2. 15'i gönderelim. Bu sayı 3 ile tam buraya 16'yı gönderelim. Bu sayıdan kalan 1'dir dedi. Evet arkadaşlar, case'in basit kullanımı bu şekilde. Siz örnekleri dallandırıp budaklandırabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tabii ki de öncelikle sintaksı. Gördüğünüz gibi her durumu noktalı virgüllerle sonlandırıyoruz. Case açtıktan sonra kapatmayı unutmuyoruz. Ve şu ifadelerden sonra şunu koymanız gerekiyor. Şimdi gelin bir de şeyi anlatayım size. Echo ile nasıl ki şurada yazılan ifade ekrana bastırıyorsak bazen kullanıcıdan bir değer girmesini falan isteyebiliriz. Bunları da read'de okuyoruz. Belki diğer önceki derslerde bahsetmişimdir, hatırlamıyorum. Ya bu anlatacağım ifadede ise read'le echo'yu aynı anda kullanacağız. Yani bir kere de ikisini de kullanacağız. Ne demek istiyorum? Hemen bir tane daha script açalım. Bunu kaydedelim. Read echo nokta sh. Kaydettim bunu. Şunu kapatayım. Mesela echo adınızı giriniz dedik. Şöyle soru işareti koyduk. Mesela read deyip ben bunu buradan okuyabilirim. İsim diye. Ekrana girdiğiniz değer sistem tarafından isim değişkenine atanacak. Daha sonra da echo ile de bunu ekrana yazdırabiliriz. Memnun oldum. Bir değişkeni kullanırken ne yapıyorduk? Başına dolar işaretini koymayı unutmuyorduk. Evet, bu script böyle bir şey olsun mesela. Geldim. Chmod dedim. User'a x yetkisi verdim. Pardon. Neydi bizim şeyimizin adı? Read.echo muydu? Şimdi bunu çalıştıralım. Adınızı girinize de Emre dedim. Memnun oldum, Emre yazdı. Bunu ne yaptık? İki satırda yapmış olduk. Şimdi aynı örneği demin anlatmaya çalıştığım şeyle yapayım. Bunu yaparken arkadaşlar öncelikle hatta başka bir şey yapalım. Read diyoruz. Sonra eksi p parametresini veriyoruz. Peki kaç yaşındasın? Yaşındasın diye bir soru sorsun. Bunu ekrana bastırsın ve kullanıcıdan bir cevap beklesin. O cevabı da biz yaş diye bir değişkende tutalım. Daha sonra da echo ile bunu yazdıralım. İşte dolar yaş ha yolu yaralamışsın. Çılgın esprilere devam ediyoruz. Şimdi bunu bir deneyelim. Şunu kapattım. Emre dedim. Peki kaç yaşındasın dedi. 28 dedim. 28 ay. Gördüğünüz gibi hem ekrana Echo'da yazılan şeyi ifadeyi yazdı. Hem de o değeri alıp ekrana yolladı. Gördüğünüz gibi bunu read-p ile yapıyoruz. Yani daha bunu tanımlarken şurada yazılan ifadeden sonra ben bir tane değişken bekliyorum. O değişkeni al ve yaşın içine at diyoruz. Bunu neyle yaptık? Eksi p şeyiyle, parametresiyle. Evet. Bu dersimizde
Basitçe case kullanımını gördük. Read, tek satırda okuma ve yazma işlemini read-p ile nasıl yapacağımızı gördük. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.